Acılar bana çok şeyler öğretti. Oradaki acılı kadınların yaşamlarını öğrendikçe, onların hayatlarına girdikçe dünyaya daha farklı bakmaya başladım. Bir dönem podyumların en popüler isimlerinden olan, 1995 yılında Miss Model of Turkey seçilen, ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçilen Tuğba Özay, bir televizyon programına konuk olmuş, kaldım. 2007'de hapse ve girdiği dönemde yaşadıklarını anlatmıştı. Oradaki sinir krizi geçiriyorum, ağlıyorum, çığlık çığlığı böyle bir hale geldim. Ve hareket edemez hale geldim. Yanında arkadaşım vuruyor artık, bana vuruyor yani. Hani o da ağlıyor. Tuğba, Tuğba diye ve beni hemen hastaneye kaldırdılar zaten Manavgat'a vardığımızda. O çığlık çığlığıydı yani, o da o. Hayatınızda yaşamak istemediğiniz olay hangisiydi? Sorusuna ünlü isim, 15 yaşımda ailemle trafik kazası geçirmiştim, çok korkunçtu. O kazada annemle babamın hayatını kurtaran ben oldum. Köprü yolunda babam arabadan yola fırladı. Boynum kırılıyordu. Babam ölü gibi yerde yatıyordu. Karşıdan tır geliyordu. El salladım, dur diye babamın üstüne kapandım. Annem su parkının içine düşmüş. Ben söylemesem babamla bizi alıp hastaneye götürecekler. Annem o kar, tipinin içinde kalacaktı, yanıtını vermişti. 2007 yılında 5,5 ay cezaevinde yatan Özay, hayatımda hazmedemediğim şeyler var. Hapse girmem, ilgim olmayan bir olaydan 5,5 ay hapis yattım. Çok ciddi bir travmaydı. En yoğun çalıştığım dönemdi, asla hak etmedim. Fakat o dört duvar arasındaki süreci de iyi ki yaşamışım. O acılardan çok şey öğrendim. Oradaki acılı kadınların yaşamını öğrenince dünyaya daha farklı bakmaya başladım. Kendi içimde olgunlaştım. O süreçten sonra panik ataklar başladı. Cezaevinde okudum, yazdım, insanları dinledim. 15 adımlık avluda kuşları izledim, ağladım şeklinde konuşmuştu. Evet, kilitlendi ama bütün müşahede altında kaldım. Yapılan iyiler, yapılan tedavi sonucunda doktorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Belki de ben kötürüm olmaktan kurtuldum. Bilemezsin, ben daha önce kısmi yüz felci geçirmiştim. Anlık bir şey bu. 6 ayda mesela o geçirmiş olduğum kısmi yüz felci 6 ayda kendine geldi. Ama bunda gerçekten felcin belki de kenarından kıyısından döndüm, bilmiyorum. Yani evet, hani madem Allah'a bu kadar... Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, son olarak AVM'de görüntülenen Tuğba Özay, geçtiğimiz aylarda giderek artan ev kiraları sebebiyle tepkisini şu sözlerle dile getirdi. Ev sahiplerine isyanım var. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Ev sahipleri şu zor dönemde çok vicdansızlık yapıyorlar. 5000 TL'ye verdiğin yere 15-20 bin Türk lirası istiyorsun. Neye göre, kime göre bu fiyatları bekliyorlar? İnsanlar merhametini, vicdanını kaybetmiş. Bu kadar da vicdansızlık olur mu? İnsanlara yazık. Çok üzülüyorum bu duruma. Parayla ilgili şarkı yazdığını açıklayan Özay, yeni şarkım çıkıyor. Parayla ilgili bir şarkı. Çok konuşulacak bir şarkı olacak. Şarkının adı da Satılık Yürekler olacak. Artık herkes paraya satıyor kendini şeklinde konuştu. Özel hayatı hakkında yöneltilen sorulara, özel hayatım hakkında konuşmayı sevmem ama yakalarsanız da yapacak bir şey yok yanıtını veren ünlü manken, yolda geçen bir vatandaşın köpeğini kucağına alarak sevdi. Öyle bir coğrafyadayız, öyle bir jeopolitik konumu itibariyle öyle bir noktadayız ki dünyanın gözü burada. Her an her şeye kenet. Evet, yani düşman kendi içimizde olmamalı ya. Biz kendimize birbirimize destek olmalıyız. Ben ünlüyüm diye, bunun arkasında bu reklam yapıyor. Bunu, ya öleceğiz, buna da reklam diyecekler diyor. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.